arasında falan sizlerin dikkatinizi çeken bir farkı var mı? Var tabii. Şu an Ruslar çoğunlukta. Devam ederse iyi olur. Hayırlısı. Genel Başkanımızın da selamlarını iletiyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sizlerin bir mesajını söylemek istediğiniz bir şey varsa dinleyebilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin bir kez sizlere. Sağlık, sürüp istediğiniz nasıl? Sayın Başkanım'ın ülkemizde üretip ürettiğimizi hepimize eşit bölüştürdüğümüzde bu pahalı. Sağlığınız, saatiniz nasıl? Ben Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun selamlarıyla şöyle ufacık bir hem turizm sektörüne hem esnafımıza dair bir takım sözlerini içeren hem ufacık bir dezenfektanımızın olduğu çantayı bırakayım. Var mıdır bize söylemek istediğiniz bir şey? İletmemizi istediğiniz. Çünkü siyasetin görevi vatandaşı dinleyip vatandaşın taleplerini yukarıya aktarmaktır. Biz de bugün turizm komisyonumuz olarak geldik. Sizlere bir sizsiniz. Kapanmadığı sürece bir sıkıntı yok. Biz çalışıyoruz yani. Pazarlar kapanmadığı sürece bir sıkıntımız yok. İnşallah mülçeğimizden geleni yapacağız efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Şimdi adam 11 yıl cezalı. Var mı bizden bir isteğiniz? Yok, genel başkanımız iletmemizi istediğiniz ya da şunu da yapsanız iyi olur dediğiniz yok, bir derdi? Yok, hiçbir şeyim yok. Çok şükür. Güzel. Arada sağ olun. Şimdi teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kendinizi yukarılara iletelim istedik. Derdimiz zamlar yani. Şu an bu domates 6 lira, 8 lira yani. Zamlar bizi yoruyor yani. Gece alamıyoruz, burada satamıyoruz. Herkes bizden şikayetçi yani. Şunun poşeti kilosu olmuş 17 lira şu an. Durmadan diyorlar dolar yükseldi zam. Yani biz bıktık. Birileri dolar yükselince i̇şte. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diye laf ediyor. Yani. Demek ki dolar yükselince buradaki fiyatlar artıyor. Yani biz artık bıktık yani. Bize dert alan baklar, herkese derken baklar. Kimse de bizi anlamıyor yani. Arada hep böyle küçük esnaf yazıyor. Büyük esnaf gidip tarladan direkt getirip şunu 2 liraya verebiliyor rahatlıkla. Ama biz bunu yapamıyoruz aracılardan dolayı. Ama bunu kimse anlayamıyor. Anlamak istemiyor yani. Biz bıktık yani. Durmadan işgalyelere zam, poşete zam, her şeye zam yani. Ali. Ali'cim çok doğru. Kimse anlamıyor değil. Aslında herkes neyin ne olduğunu görüyor ama bu ülkeyi ne yazık ki senin, benim, vatandaşın derdini görmek istemeyenler yönetiyor. Ve bunların sorunun hepsinin çözümü çok kolay. Biz vatandaşın derdini gören, vatandaşla bir arada olan, vatandaşa hizmet etmek için siyaset yapan anlayışı iktidara getirdiğimizde emin ol bu sorunlarımızın hepsi çözülecek. O yüzden umudunu asla kaybetme. Hep beraber üstesinden geleceğiz. Ben genel başkanımızın da hepinize selamımı iletiyorum. Kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Taşı iyi olursa biz de iyi oluyoruz. O yüzden sizler iyi olursanız iyi oluruz. Sizi gördük daha iyi olur. Aynı şekilde. Sizler de aynen devam ediyoruz. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar biraz yüksek. Fiyatlar baya biraz yüksek. Yani az da değil. İyi yani. Yapacağım şey yok. Hep beraber bu zor günlerin üstesinden İnşallah. Geleceğiz. İnşallah. Sorunların nasıl çözüleceğini biliyoruz. İnşallah. O sorunları inşallah çözeceğiz. İnşallah. Çünkü ailemizin güzel yerde yollarına başlamış arkadaşlar. Bir oturup çay içeceğiz. Aynen.
Sizi sormalı canım. Valla konuşmadıktan sonra bilemiyorsun. Daha güzel. Siyasetçinin görevi vatandaşımızın. Aynen öyle. Ancak seçim zamanlarında gezmenin bir anlamı yok ki. İnsanların bir gönlünü almak lazım. Yani her şey yani ülkede günlük güneşlik olmuyor her zaman. Yani mesela şu zamanlar çok zor zamanlar geçiyor. Her şey ateş pahası, hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Ne güzel bak böyle gelmişsin vatandaşa. İşte bir moral oluyor çoğunlar. Siz bana bu pahalı mı diye sorsanız insanlar zaten biliyor neyin var. Kardeşim girdileri çıktıları pahalı zaten. Bu mazotu gülmesi ucuz olacak gibi bu da ucuz olsun. Kendi yaptığı faiz zamları göz önüne getirmiyor. Geliyor pazarda. Kökünü kurut önce sen. Doğru mu? Yani burada vatandaş gelip bir kıvırcık alamıyor. 8 lira. Günah değil mi? Yazık. 8 lira nedir ya? Günah. Günah biz akşama kadar müşteriyle böyle bunun şeyini yapıyoruz. Tartışmasını yapıyoruz. Niye pahalı? Pazarcının karı belli zaten. 2 lira karı var. Zaten yarı yarıya geçen seneden beri fiyatlar yükseldi. Girdiler çıktılar bizim de arttı. Ben böyle durumlarda diyorum ki asla umutsuzum. Siz sorunun kaynağını biliyorsunuz. Sorunun sebebini biliyorsunuz. Sorunun kaynağı ortadan kaldırdığında bu sorunların hepsini çözüm üstesinden gelebilir. İnşallah. Ülkede eşit ve kardeşçe yaşayacağız. İnşallah. Çok yakın. Yok, teşekkür ederiz. Güle güle. Allah'a emanet. Allah kolaylık versin. Hakkımızda hangisi hayırlısı Cenab-ı Allah onu etsin. Memleketimize, vatanımıza Allah hayırlısını etsin. Vatanın milleti hepimizin çok seviyoruz ki Allah, vatanda millette kazandığımızda hepimiz hakikaten haklı görürsünüz. Allah hakka yardım etsin. Allah'a emanet olun. Allah hakka yardım etsin. Bizlere iletmek istediğiniz bir şey varsa sizleri dinleyelim istedim. Yani ne diyeyim Ali Baba, sen söyle. Baba bu da. Teşekkür ederiz ziyaretin için. Bildiğiniz gibi hayat devam ediyor. Maalesef tabii biraz işlerimiz durgun, turizm bölgesi olduğu için burası. Bazı sıkıntılar var turizmde. Yapacak bir şey yok inşallah. Herkese başarılar diliyorum. Size de, partinize de, herkese teşekkür ederiz çalışmalarınızdan dolayı. Böylece... Sıkıntılarınız var. Sıkıntı işte kapılar kapalı maalesef turizmdeki. Biz Malezya ve Endonezya gruplarıyla çalışıyoruz. O yüzden biraz sıkıntı var. Kimse gelmiyor. Gelmeyince de böyle bekliyoruz. Olmuyor yani. İnşallah açılır diye dua ediyoruz. Tabii dualarımız da kabul olursa. Umut var yani. Her zaman olsun. Biz de hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul'da Turizm Komisyonumuz, Genel Merkez'de meslektekilerimiz, bütün sektörlerin bugün sorunları nedir? Hangi sorunları yaşıyorlar? Sizden dinleyerek, kendimiz masa başında yazarak değil. Hangi sorunları yaşıyorlar ve bu sorunların çözümü nasıl olacak diye inanın bugünden çalışıyoruz. Ama sorunları çözmek için bir şey daha biliyoruz biz. Sorunu çözebilmek için sorunu nasıl çözeceğini bilmek, bir de yetki sahibi olmak lazım. Ama o iradeyi ortaya koyduğumuzda hep beraber bu sorunların hepsini çözüyoruz. İnşallah, inşallah. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz efendim. Muhakkak ki tabii ki konuşarak her şeyi halletmek gerekir. Kavgayla son yıllarda bu siyaset tamamıyla çirkinleşti. Çok çirkinleşti. Yani eskiden devlet adamları vardı. Şimdi politikacılar var. Yani eskisi gibi hiçbir şey değil yani. Maalesef ne oldu anlayamadık yani son yıllarda. İnsanlar sevgiyi, saygıyı tamamıyla bir kenara bıraktı. Herkes bir günde zengin olmak istiyor.
Yani böyle bir şey olmaz. Bu ülkeye de yazık, bu insanlara da yazık. Yani bunun muhakkak sizde bizim temsilci olarak bunları konuşarak, anlaşarak, güzel bir üslupla nerede ne eksiklik varsa onu tamamlayabilir yani. İstanbul'da bizim bu sene başından iyileşir diye düşünüyoruz. Maalesef. Sizden tek isteğimiz herhalde İstanbul'da biraz daha trafiği rahatlatacak şeyler olursa. Çünkü turizm de sıkışıyor, daralıyor, çok sıkıntılar yaşanıyor. Trafik sorunu çok. Şu an İstanbul'da tabii yetkisiz de daha güzel olursa çok daha iyi olur. Yani balı bir ay evvel 100 liraya alıyorsun, bir bakıyorsun ki bir ay sonra, 45 gün sonra 150 lira üreticiden. E bunu kaça satacağız, kaç paraya satacağız, nasıl kar edeceğiz? Kimse bilmiyor. Yani herkes birbirinin üstüne atıyor suçu. Üretici onu, tüketici, tüketici üretici, aradaki komisyonculara, kabze mallara. Yani buna bir çare. Sorunun kaynağını indiğimizde çare o kadar kolay. E maalesef peki kolaysa Candan Hanım, yani bunu bir an evvel halletmek gerekir. Siz de muhalefet partisi olarak. Yani bir şey. Anlayış değiştirdiğinde, iktidar değiştirdiğinde sorun bu kadar iddialı bir şey söylüyorum çok kolay. Biraz önce sihirli cümle yazdı siz kendiniz söylediniz. Vatandaş birbiriyle kavga etmiyor aslında. Maalesef. Bugün, bakın, bugünün siyaseti ve bugünün kutuplaştırılan siyaset kurumu, kim olduğunun önemi yok. İnsanları birbiriyle kavga ettirerek süreci yürütüyor. Ben size diyorum, bakın bu ülkede yaşayan 86 milyon insan, evet, hepimiz hakça, eşit şekilde bölüştürülen bir sistem olduğunda bunları hiç yaşamayacağız. Maalesef. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bakın kavgayla ilgilenmiyoruz. Ben il başkanı olarak gelip sizin sorunuzu dinleyip, o gün iktidar olduğunda sorunumuzu nasıl çözebileceğimizin çalışmalarını i̇nşallah. Yapıyoruz. Ve bunu başaracağız. Vaatlerinizi inşallah göreve geldiğinizde bekliyoruz. Kesinlikle. Yani bu böyle gitmez. Gitmeyeceğini gördük. Yani, gerçekten bir iç savaşa doğru gidiyoruz. Önüne gideceğiz. Yani maalesef bu bunları... Bu halk kadim bir halk. Bu muhakkak cumhuriyet ki. Güçlü bir cumhuriyet. O yüzden bunların üstesinden geleceğiz. Bunu yapmak isteyenlere siz izin vermeyeceksiniz. Hiç hep vallahi bizim 5 tane de bir oy hakkımız var. İşte düşünerek, taşınarak, araştırarak maalesef bunu gidip sandığa atıyoruz. Ama ondan sonra yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. İtiraz ederiz. Evet. Yani itirazlar bir toplumsal olarak. Maalesef eğitimsiz bir ülkeyiz. Çok yani takım tutar gibi taraftar gidiyor bir partiye. Aşacağız zamanları. Artık aşacağız. O kadar yani bunu aşmak gerekir artık. Aşacağız. Yani 21. yüzyılda bunları muhakkak yapmamız gerekir. Ben sonuna kadar aşacağımıza inanıyorum. İnşallah. Temennini ediyorum ki güzel olur. Sebebini biliyoruz. Sorunun nasıl çözüleceğini biliyoruz hep beraber. Siyasetçinin görevi vatandaşa hizmettir. Siyaset yapan kişi vatandaşa hizmet edeceğim diye gelip de kendini hizmet et diye başladı. Sonuna da Canan da olsa yetkisizde gönderin. Kardeşim sen bana hizmet edin. Maalesef gönderemiyoruz. Göndereceğiz yani. Bakın göreceksiniz. Geldikleri zaman koltuklara yapışıyorlar. Yani nedir bu koltuğun şeyi yani? Bunu bilmiyorum. Anlamadım. Yani, koltuk işte nedir bunu bu anlamayan koltuktaki... siyasetçiler ülkeyi oturacağız. Bugünkü iktidar bugün gitsin. İşlerimiz %50 ya, artar. Hiçbir şey yapmayın. Ya 70 yaşında kaç tane iktidar gördüm ben ya. Yani böyle bir şeylik olmalı yani. Teşekkür ederim. Genel Başkanımıza selamlarımı iletelim istedik Kılıçdaroğlu. Ve bizim sizin sektör sorunlarını yine sizlerden dinleyerek sürekli sizlerin arasında olarak ve çözüm önerilerimizi de size bırakalım istedik. Bunu takdim edelim. Var mıdır bizlerin eklemek istediğiniz bir şey? Ya seçim falan yok. Sadece nasılsın demeye geldik. Baştan söyleyeyim. Oy falan istemiyoruz. Nasılsın diye sormaya geldik. Geçen yıllara kıyaslandığında gelen müşteri profilinde böyle dikkatinizi çeken bir değişiklik falan var mı? Bizim müşteri profilimiz için memnuniyetimiz olduğu için yüksek oranda etkilediğimiz yok. Yaklaşık 2 yıldır zaten Çin'de turistimiz gitmiş durumda. Memnuniyetimiz oldukça azalmış durumda. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi. Nasıl işler? İşlerimiz iyi, çok şükür işlerimiz iyi. Güzel. Bizden bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederim, sağ olasın. İsteğimiz yapıştı onu. Valla turizm sektöründeki diğer esnaf arkadaşlarla konuştuğumuzda bize aktardıkları sorunlarını çözümüne dair bizim çözüm önerilerimizi size takdim etmek istedim. Yani sizin işlerinizin olması kıymetli ama sektör olarak bir takım sıkıntılarınız var gördüğünüz kadarıyla.
Kerem Başkanımızın ifade ettiği gibi halkın iktidarı inşallah daha iyi olması için bize desen geleni yapacağız diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Turizm Komisyonu olarak sizlere bir selam verelim istedik. Sağ olun. Genel Başkanımızın selamlarını iletelim istedik. Nasıl işleriniz, güçleriniz? Vallahi dertleriniz, tasalarınız vallahi nedir biz dinleyelim, yukarıya aktaralım istedik. Anladım. Esnaf olalım biliyorsun. Zor durum. Aynı pandemi nedeniyle. Biraz sınırlarımız oluyor maalesef. Turizmle ilgili. Hep beraber aşacağız o sorunları. İnşallah. Pandemide herhangi bir destek vesaire geldi mi ya da sizi rahatlatan hayır. Bir şey? Hayır maalesef. Kendi yağınızla kavradınız. Kendi kendimizle kavradınız. Peki geçen yıllara göre turist... Bir nemi biraz ben iyi yani bu son zamanda bir iki aydan yerlere. Peki genel başkanımıza bizlere ileteceğiniz şu sorunumuz da var. Söyleyeyim diyeceğiniz bir şey var mıdır? Yok. Peki. Geldik bakalım işlerimiz ne durumda. Hoş geldiniz. Buyurun abone ol. Şöyle iki dakika oturayım. Bir şey ikram edelim. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey almayalım. Şöyle izninizle. Konuşacağımız aralarını konuşmakla. Biz bugün İstanbul'daki turizm komisyonumuz sağ olsun, turizm esnafının ajandalarımız, sorunları sizden dinleyerek nedir, çözümleri nasıl olmalı gibi çalışma yaptılar. Bugün de o bağlamda sizinle bir ziyaret edelim istedik. Nasılsınız diyelim istedik. Zaten size yaşadığınız, bizim de kısmen bildiğimiz sorunları, belki sizlerin de eklemek istedikleri vardır. Genel başkanımıza getirmesi istedikleriniz vardır. Bir ziyaret edelim istedik. Hoş geldiniz tekrardan. Herhalde siyasetçilerin seçim zamanı gelir ya. Bu sefer şaşırdık diyelim o zaman. Yok, biz İstanbul'da emin olun en azından Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi seçim zamanı. Belki dikkatinizi çekiyordur. Türkiye'nin her yerinde vatandaşın sorununa odaklı ve o sorunu çözmek üzere biz vatandaşın gerçek gündemiyle ilgilenmeye kararlıyız. Başkaları ne yaparsa yapsın diyelim. Umarım her şey olur. Umarız olacak. İnanırsak ve çalışırsak olacak. Çekici olmamız lazım. Burada bir takım sıkıntılar, sizler, sektörler yaşadılar. Ama çözümü var ya, hasta olup sormayacağız. Sorunun kaynağını biliyoruz. Kaynak ortadan kalktığında çözüm de çok hızlı gelecek. İnanın siyasilerin buraya hiç uğramaması bize çok enteresan, çok farklı geliyor. Turizmin kalbi burası Sultanahmet ve en önemli caddelerinden bir tanesi burada. Esnafla çok büyük problemler var. Özellikle belediyenin çok büyük sıkıntıları var. Siyasilerden kimse uğramıyordu, biz şaşırıyorduk. Neden kimse gelmedi? Esnaf çok kimse ilgilenmiyor. Evet, maalesef. Yani dilekçe de yazıyorlar, belediye, bakanlığa nereye başvurması gerekiyorsa başvuruyorlar. Maalesef uğrayan yoktu. Gelmenizi açıkçası çok sevindim. Esnaf muhtemelen problemleri bile getirmişti. Başkanımız da zaten biliyor ne olduğunu, muhtemelen anlatmıştır size her şeyi. Umarız çözülür bu problemler. Çözülecektir. Dediğiniz çok doğru. Siyasetin görevi vatandaşa hizmet ediyor. Vatandaşa hizmet etmenin yolu da vatandaşla sürekli bir arada olmak. Yani ben bugün buradayım ama bizim İstanbul Turizm Komisyonu'nun arkadaşlarımızın hakikaten İstanbul'daki turizm esnafının aylık, an ve an sorunları nedir, çözümleri nedir, işte iktidarda olan iktidardan beklentileri nedir, belediyelerden nasıl yardımcı olabilir? İnanın yani siz belki bugün deniyorsunuz ama arkadan da işte çalışmayı yapıyorlar. Ve bu çalışmayla da görüyoruz ki bu sorunların tamamı çözülüyor. Sanırım bu da restoran arkadaşlar ilgili biraz problemler var. Sizin işler nasıl? İyi herhalde. Yani ne diyelim, bir şey diyemeyiz. İyi olacak. İnşallah. İnşallah. Elimizden geldik, uğraşacağız. Biz tarafında ne kaç misafirlerle geldiniz, ne tezgahların üzerinde Türk Halkı'nın evlerini teşekkür ederiz. Bir de maskeyi çeksek.